Yeniden Refah Partisi teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Gül Elazığ'a geldi. Palu, Akçakiraz ve Alacakaya belediye başkanlarını ziyaret eden Gül, Yeniden Refah Partisi'nin belediyelerinde yaptığı hizmetlerle iktidar yürüyüşünde olduğunu söyledi. Yeniden Refah Partisi teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Gül Elazığ'a geldi. Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Gül, 31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden seçilen belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Gül'e ziyaretinde Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Erhun Karakuş ve il teşkilat üyeleri de eşlik etti. Nurettin Gül'ün ilk ziyaret yeri Palu oldu. Palu Belediye Başkanı Muhammed Septioğlu'nu tebrik eden Nurettin Gül, Palu'nun milli görüşün kalesi olduğunu söyledi. Her şeyden önce Yeniden Refah Partisi olarak Palu Belediyesi'ni kazanmış olmanın büyük bir onurunu, büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Palu İmam Kalesi, Milli Görüş'ün kalesi olan bir ilçemiz ve Türkiye'de de dünyada da tanınan çok önemli bir ilçemiz. Ve belediye başkanımız da burada güzel bir oy olarak, önemli bir oy olarak seçimi kazanmış oldu. Başta kıymetli belediye başkanımızı tebrik ediyoruz ve burada belediye başkanımıza güvenerek destek olan seçmenlerimize Yeniden Refah Partimizi tercih ettiklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah en yakın zamanda Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın da Palu'ya yapacağı ziyaretlerle bu sürecimizi devam ettirmiş olacağız. Palu Belediye Başkanı Muhammed Septioğlu, Palu'nun geçmişten bu yana Türk seçmenine yön veren bir ilçe olduğunu söyleyerek, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanlığına gideceği meşalenin Palu'dan yakılacağını ifade etti. Geçmişte Türk siyasetine Palu seçmeni her zaman için görülmüştür. İlk dedim Cenab-ı Hak nasip ederse hocamızın birisi cumhuruna gidecek yolunun meşalesini Palu yapacaktır. Bu meşaleyi de bugün için yapmıştık. Yeniden Refah Partisi teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Gül daha sonra Akçakiraz Belediye Başkanı İbrahim Ormanoğlu'nu ziyaret etti. Gül, Yeniden Refah Partisi'nin belediyelerinin yaptıkları hizmetlerle iktidar yürüyüşünde olduğunu vurguladı. Evet, kıymetli başkanımıza, değerli belediye başkanımıza hayırlı olsun diyoruz. Ve almış oldukları oylarla Yeniden Refah Partimiz Akçakiraz'da Türkiye'de bir rekor kırmış oldu. Şimdi de Türkiye'nin dört bir tarafında belediyelerimizin gerçekleştirdiği hizmetler artık insanlarımızın gündeminde ve inşallah öyle görünüyor ki bu hizmetlerin neticesinde Yeniden Refah Partimiz inşallah iktidar yürüyüşünü de bu vesileyle tamamlamış olacak. Akçakiraz Belediye Başkanı İbrahim Ormanoğlu seçimden önce sözünü verdikleri bütün hizmetleri hayata geçireceklerini söyledi. Nurettin Bey bize güvendiği andan itibaren Rabbim nasip ederse, ömür verirse hiçbir şekilde onu mahcup etmeyeceğiz. Ne onu, ne partimizi, ne kendimizi. Her şeyden önce söz verdiğimiz bütün işler, bütün hizmetleri yapacağız. Zaten biz siyasete girdiğimiz andan itibaren de verdiğimiz sözleri kayıt altına almıştık. Bütün işlerimizi yapacağımıza halkımızın ve partimizin şüphesi olmasın. Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Gül'ün son durağı Alacakaya Belediyesi oldu. Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık, ziyaretleri için Nurettin Gül'e teşekkür etti. Genel Başkan Yardımcımız Nurettin Bey'e ve ekibine geldiğinden dolayı Yardım Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizi yalnız bırakmadılar. Maden sürecinde de Genel Başkan Yardımcımızla sürekli dirsek temasındaydık, görüşme sağlıyorduk. İl Başkanımız olsun, Erkun Bey olsun, Nurettin Başkan olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah dedikleri gibi ahlaklı belediyeciliği ilçemizde yaşatacağız. Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Gül, Zafer Altınışık'ın bölge insanının hak ve taleplerinde yanlarında olduğunu anımsatarak çalışmalarından dolayı tebrik etti. Özellikle burada belediye hizmetlerinde gayretli çalışmalarından dolayı genç ve dinamik belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yine yakın zamanda Alacakaya'da maden işçilerimizin yaşamış olduğu sıkıntılara, haklı eylemlerinde onların yanında olarak bölge insanının yanında bir öncü olarak onların hak ve taleplerinin en üst perdeden dinlendirilmesi noktasında göstermiş olduğu gayretli çalışmalardan dolayı kıymetli başkanımızı bir kez daha tebrik ediyorum.